Selamlar dostlar, bugün sizlerle beraber mükemmel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Kaşar yapacağız. 200 gram kaşardan tam tamına 1,5 kilo kaşar yapacağız. Nasıl yapacağız? Görmüş olduğunuz elimdeki malzeme. BİM'den aldığımız kaşar arkadaşlar. BİM Vezir'in kaşarı önemli. BİM'den alın. BİM'in en kaliteli kaşarlar BİM'dedir. İkinci maddemiz mısır nişastası. Marka önemli değil. Üçüncü en önemli parçamız süt. Sütün yağlı olması önemli. Şuraya yakın çekim alalım. Mükemmel. Dostun sütü. Üçüncü en önemli parçamız tereyağı. Anne yapımı. Aynen öyle. Köy tereyağısı. Bu şart. En son maddemiz de tuz. İsteğe bağlı ama atın. Güzel oluyor. Şimdi bunları yapmak için önce yapmamız gereken şey ocağı yakmak. Şey desene, acımı sesi duyacaksın. Ocağı da yeni temizledim bak. Ocağa tavayı koyuyorum. Ateşi yakıyorum. Ateşi yaktık. Hemen arkasından tam olarak 1 litre sütümüzü döküyoruz. 1 litre mi o? Tam 1 litre. Ben dün içmiştim bundan bir bardak. Çaktım o. Bunları yakın çekim alalım. Tamam. Çaktım mı? Çaktım mı? Biraz içinden içtiğimiz için farklı bir süt daha. Kim içti acaba? Biraz daha ocağın altını önce söndürelim. Biraz erken yaktık. Nazik davranıyoruz. Bunu da ekliyoruz. Siz böyle yapmayın sakın. Yani tam 1 litreye koyacaksınız. Ben de 1 litre koydum da içinden biraz içilmiş. Şimdi sütün altını yakmadan önce biz önce unuttuğum bir şey vardı, onu hemen halledeyim. At bunları. Kaşarı biraz dilimleyeceğiz ki hızlı yeriz. Mükemmel tatlımızı aldık. Tamam. Mükemmel bıçağımız nerede bizim? Getireyim benim bıçağı. Mükemmel bıçak. Dur ben alayım. Bıçak önemli. Bu bıçak olmazsa kaşar olmuyor. Bıçağınız güzelmiş ya. Sağ olun. Nereden çırptın? Şimdi önce şuna bir şöyle bir çentik açtık. Mükemmel. Bunu biraz küçükçe doğrayacağız. Küçükten kastım şöyle hani daha hızlı erisin. Daha rahat kıvama gelsin hesabı. Cepteden saydım. Olmaz. 1,5 kilo olacak ki yarım kilosunu yiyebiliriz. Bunun pişimi uzun sürecek. Şunları da şöyle toplu bir şekilde şöyle alıyoruz. Şöyle bir de ortadan. Tamam, bence bu kadar yeter. Tamam, bayağı parça parça oldu. Bu erir. Güzel. Bıçağımızı sakince bırakıyoruz. Şimdi tekrar ocağımızın altını yakıyoruz. Ateşimiz böyle orta ateş. Orta ateşi şöyle bir ayarlayalım bunu. Tamam. Şimdi diğer gerekli malzemeler 12 yemek kaşığı nişasta. Direkt gömüyoruz içine. Şöyle üzerinde mükemmel. Arkasından bir karıştıralım önce. İyice karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra bak alt taraflara doğru şey tencerenin dibine doğru nişastalar yapışıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. İyice sütle özleştirelim onları. Tamam. Şimdi kaşarları da atacağız içine. Hiç beklemiyorum. Ne kadar kaşar varsa hepsini atıyoruz. Aynen. Tam 200 gram kaşarı. Bak şurada bir yavaş çekim alacağız. Hocam siz iki bir şef yaptı. Sıçacak. Bu önemli. Sıçacak mı? Bunlar önemli detaylar. Arkasından tereyağı da basıyoruz. Bir yemek kaşığından bir tık fazla olmuş ama bir yemek kaşığı aynı hesap. Onu da kattık. Bakalım olacak mı? Çok mutluyuz. Tuzu en sonlara doğru koyacağız. Bunu bayağı bir ısınacak falan filan karıştıracağız yani. Bütün her şey iç içe girene kadar karışacağız. Arkadaşlar kıvama gelmeye başladı. Bayağı bir karıştırdık. Bu hale gelmeye başladı yani bayağı böyle. Her şey birbirine özdeşmeye başladı. Özdeşleşmek. Özdeşleşmek. Özdeş. Buraları yakın çekim alalım. Bak kıvama bak. Yavaş yavaş kıvam alıyor. Onun haricinde süt kabımızı kalıp olarak kullanacağız. Onu da kameraman arkadaşım yardım etti. Onu da kestik. Bayağı buradan sonra böyle olur olur karıştıracağız durmadan. Durursanız olmaz. Mükemmel bir şey ya. Şu muhabbete bak. Bak oluyor. Tuzu koymadık. Ha, şimdi tuzu koyabiliriz. Böyle serpiştirerek koyalım. Hocam tuz donmuş. Şu an sıcak buharı. Kök. Düş artık. Tamam. Bakın olmaya başladı mükemmel.
şeye de benziyor biraz mızlamaya. Ama bizim tomol. Mızlama yaparız da bunu. Tabii la, her şeyi yaparsın. Tosta kaşar, mızlamaya kaşar, her şeyi. 200 gramdan bak, şuna bak. Bir tencere kaşar ya. 1,5 kilo kaşar oluyor ya. Böyle muazzam bir şey olabilir mi? Abi sen işin çakallığını bulmuşsun. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi ve abone ol. Peki bir şey soracağım. Biz bunu bu süt kabına sığdırabileceğiz mi? İnşallah. Pek sığdırabileceğimiz zannediyor musun? O zaman şunun içine de koyarız. Hoş sığmaz zaten. 1,5 kilo o 1 litrede bir sığmaz. Biraz daha şey olacak. Kap lazım bize. Hocam bu oldu galiba. Yok daha var. O yamuruna döndü. Biraz daha var. Bence bir şey değil mi? Mükemmel olacak. Taklibi ne zaman yeriz? Önce kaşarımızı bir oda sıcaklığında soğumaya bırakacağız. Kalıba koyduktan sonra. Ya direkt dolaba atmıyor. Yok yani. Yok direkt dolaba atmıyor. Dolabı bozar. Dolabı mı bozar? Tabii canım dolaba sıcak şeyler konmuyor biliyor musun? İçindeki şeyleri bozuyor dolabın. Soğuk kalması gereken malzemeleri bozuyor. Tamam. Bak bu da bir bilgi. İhtiyacı olana gönder. Karıştırmaya devam. Ama kokuyu alıyorsun. Bak. Oh, yaklaş bak. Oh, tamam. Siz de aldınız mı koku? Çok az kaldı kıvama gelmesine. Az sonra altını kapatıp biraz daha karıştıracağım. Bendeki malzemelerle aynı malzemeyi kullandıysanız eğer renginden yola çıkabilirsiniz kıvamından. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu granit olduğu için sen anlamıyorsun muhabbeti. Bence bu oldu ya. Yok yok şey topaklanacak yani. Bayağı birbirine yapışmaya başlayacak bunlar. Hani bak gene etrafta kalıyor ya. Hani bildiğin böyle şey gibi olacak aldığım zaman. Bunlar hep bilgi kaydedin lazım. İhtiyacı olana gönder. Bak şimdi buraya bir küçük bir yakın çekim aldım. Kıvamı göstereceğim şimdi bak. Buradan aldığımız zaman bak. Şu kısmı gördünüz değil mi? Bak gene yapıyorum. Bak hop. Birbirine bayağı bir şey oldular artık bağladılar. Şimdi kıvam bu şekilde olduktan sonra altını fulluyoruz. Bak bu detayı kimse vermez. Fulledik altını. Cehir cehir. Bir de bu haldeyken hızlı hızlı karıştırmaya devam. Son kıvama getiriyoruz yani. Bak nasıl birbirine yapışıyor. Bak hamur gibi. Anladınız? Ne oldu lan? Aşağı patladı. Şimdi altını kapattık. Biraz böyle karıştıralım hafiften. Çok değil ama soğumasın. Bir kemer alalım. Kıvam bu. Gördünüz. Bak topladığım zaman böyle birbirine yapışıyor. Bu kıvam aldıktan sonra bundan sonraki aşamada kabımıza doldurmaya başlayacağız. Bunu buna nasıl dolduracağız? Biraz zor olacak. Kıvam çok iyi oldu. Evet dostlar şimdi oda sıcaklığında beklettik. Üzerine böyle jelatinle kapattık. Ondan sonra dolaba koyduk. Dolapta da bayağı bekledi. Akşam oldu zaten. Yani bir 3-4 saat falan beklettik biz bunu. Şimdi tadım kısmına geçiyoruz. Önce tabii bunu bunun içinden çıkartacağız. Komple çıkartalım ne olduğunu görelim. Şu üst taraf biraz böyle yaparken pıtır pıtır oldu ama önemli değil. Geri kalan önemli. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Bence mükemmel ya. Bak aynı kaşar gibi değil mi? Ya tam çıkartalım biz bunu. Çıkıyor. Kanka çıkıyor. Çıkacak. Çıkıyor. Üf. 1,5 kilo kaşar. Hassas tarttığımız var. Burada tartarız ama gerek yok. Şimdi tadım kısmını yapacağız. Şöyle ince bir dilim alacağım. Abi aynı kaşar gibiymiş. Bak kesip şuradaki detayı alabilir miyiz? Bak aynı kaşar. Bak bak. Aynı. Tamam bu bile yeter. Şimdi önce denemeyi yapıyorum. Bir şey diyeyim mi? Çok az fark var. Kameramanımız da denesin. Ama böyle iyice böyle tadını al böyle. Yap yani. Bence çok iyi. Tuzunu falan güzel koymuşum. O kaşar tadı geliyor. Bence olmuş. Mükemmel. Şimdi hiç bundan haberi olmayan birine de tattıralım. Selim'in haberi yok mu? Aynen Selim'in haberi yok. Şimdi gidiyoruz. Bunu diğer ev arkadaşıma tattıralım. Selim. An itibariyle kayıttasın.
Şimdi yaptığımız mükemmel. Pardon. Bir kaşar aldım. Çok güzel bir kaşar. Pahalı bir kaşar. Şimdi bunun tat denemesini yaptıracağım sana. Bir tat bakalım nasılmış. Öyle yok. Böyle. Isır. Küçük biraz daha ısır. Soksana şunun ağzına hepsini. Güzelce ye. Sen böyle tadını al. Okey. Okey. Nasıl olmuş? Güzel mi kaşar? Para verip almak. Yani kaşar aromalı ama kaşar tadı var yani. Böyle çok ucuz kaşar gibi duruyor. Peki biz bunu... Bunu niye söylüyorsun? Öyle yorum yapma. Güzel yorum yap. Video için. Başlana. Nasıl olmuş kaşar? Ya yani aroması biraz şöyle az gelmiş. Ne aroması? Kaşar. Kaşar aroması az gelmiş. Güzel olmuştu ya. Güzel olmuş. Ya. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Bana söyle. Nereden aldın diye sor, tamam mı? Nereden aldın? Baştan alırız. Nasıl olmuş kaşar? Güzel olmuş. Nereden aldın? Almadım. Ben yaptım. Ya abi bu kadar yapmacık olmaz. Flash TV öncülü. Neyse gerçek yorumları alabiliriz. Nasıl olmuş? Ben yaptım. Düzgün yorum yapacağım, tamam mı? Tamam ama nasıl yaptığımı da açıklayayım. Kardeşim 200 gramdan yaptım ben bunu. İçine süt, tamam mı? 1 litre süt, 12 kaşık mısır nişastası, tamam mı? Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Bu hale aldı yani. 200 gram kaşardan bu hale alıyor. Ve bunu yemeklerde, tostlarda her türlü kullanırsın. Çok güzel bence biraz daha. Abi şimdi gerçek yorumunu alalım. Kaşar gibi olmuş. Güzel. Hani böyle şey gibi hissettirmiyor. Çok fake gibi değil. Güzel. Toplu ama fake. Yani toplu alıyorsun. O şey de geliyor. Nasıl diyeyim? Süt içerisinde olması zaten. Onunla birlikte. Göbeğim çıktı. Yani olsun. Gayet iyi. Mükemmel. Tamam onaylanmıştır. Güzel. Evet. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoları isterseniz yaparız. Değil mi? Yo yapmayız. Yaparız. Daha çok böyle videoları siz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar gelir. Tamam. Güzel. Okey. Güzeldi. Siz de bu tarifi uygulayarak mükemmel kaşar yapabilirsiniz. Ama tosta falan büyük ihtimal sırıtmaz. Bu hiç sırıtmaz bence. Anlaşılmaz. Tosta, yemeklerde falan. Yani evdikten sonra anlaşılmaz çok hani zor. Hani mesela böyle kaşarlı makarnalar için falan filan. Ya bir de 200 i̇şte gramdan... İşte bak deneyebiliriz. Şurada makarna var. Ha. 200 gramdan 1,5 kilo yapıyorsun. Ağzıma da nişasta tadı geliyor ya. Bana çok gelmedi nişasta tadı ya. Öyle. Evet böyle deneyin. Gerçekten güzel. Ya benim fikrim o. Güzel olmazsa yorumlara yazın. O kadar. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.